bizim sokağa çıktığımız zaman sokaktaki davranışlarla alakalı, o kirlettiğimiz yerlerle alakalı. Bir başkasını gördüysen ve kendisi de senden yaşlı birisi, kelli felli birisi, tuttu sokağa yediği meyvenin ya da yemişin kabuklarını sokağa attığını görsen ne yaparsın? Bir tanesi dedi ki, hocam dedi, işte uyarırım. Ya baksana, bu sokak hepimizin, bu hepimizin gezdiği ortak alan burası. Kendi alanın değil, benim hakkım olan yeri de kirletiyorsun. Başka birisi dedi, işte şöyle yaparım. Daha bir efendim yumuşak uyarıyla kendisine yaklaşırım. Bir tanesi de dedi ki, hocam dedi, tabii biraz irdeledik bayağı. Şöyle yaparım dedi. Nasıl yaparsın? Ben onun attığı o kabukları, o çöpleri özellikle onun görebileceği şekilde onun tedbirini alarak oradan alır ve götürür çöp kutusuna atar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen onu uyarırsan, ya bacak kadar çocuk, sen kim oluyorsun? Hadi git işine filan deme ihtimali çok ama çok yüksek. Çünkü insanlar kendi gururuna, içine, kendine yediremiyor bazı şeyleri. Hata yaptın dediğin zaman onu kabullenemiyor. Ama ona kendin bizatihi yaparak, bir şey söylemeden fiil ile gösterirsen mutlaka ama mutlaka etkili olacak ve bunu düşünmek zorunda kalacak. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki tane özellikle ön planda olan torunları Hasan ve Hüseyin'in davranışları gibi. Ne yapmışlardı bunlar? Çok iyi bilirsiniz gençler. Bir gün bakıyorlar ki bizim tabirimizle şadırvanda abdest alıyor bir yaşlı zat. Ama aldığı abdest gerçekten hiç efendim abdeste benzemiyor. Ne yapalım? Yani desek ki amca işte burada yanlış yapıyorsun, hata bu filan. Acaba kırılır mı, incinir mi? Tepkisi nasıl olur diye bunu ölçmeye çalışıyorlar ve diyorlar ki hayır, biz başka bir plan kurmamız gerekiyor. Nasıl bir plan? Geliyorlar diyorlar ki o zata, o amcaya, amcacığım biz aramızda bir tartışma içerisine girdik. Nedir yavrum? Ben diyorum ki benim aldığım abdest tam ve en güzel, öbürü diyor ki hayır benim aldım. Sen bizim aramızda hakem olsan, baksan ki hangimiz daha doğru abdest alıyor diye, bize doğruyu göstersen dediklerinde amca tamam yavrum hadi alın bakayım abdestinizi diyor. Ve çocukların her biri abdesti düzgün bir şekilde alınca amca kendisinin hata yaptığının farkına varıyor. Ama burada değerli gençler, bu hal ile anlatma, kal ile, söz ile değil. İşte burada kimse incinmez. Onun için insanı incitmek, insanı bir şekilde yaptığı hatayı bu anlamda onu rencide ederek yapmaya çalışmak, onların lügatında dinin o hoşgörü davranışları çerçevesinde olmadığı için Peygamberimizin rahle-i tedrisinden geçen o gençler o zata bu şekilde anlatıyorlar. Ve diyor ki yavrularım hatalı olan benim diyor. Siz doğru ve düzgün abdest aldınız ama ben yanlış yapmışım demek ki diye kendi hatasını anlıyor.